Müdürü Sayın Ki Hong Park, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Ali Ayvazoğlu, Ankara Tömer Müdürümüz Sayın Timur Gültekin, Ankara Koreliler Derneği Yöneticisi Sayın An Byon Jin, sevgili Ankaralılar ve Anka Mall Alışveriş Merkezi'nin değerli ziyaretçileri, saygıdeğer basın mensupları. Kore Kültür Merkezi'nin etkinlikleri kutlayacağız. Türkiye ve Kore'nin yol arkadaşlığını pekiştirecek olan bu etkinliklerde bugün burada muhteşem bir mapping gösterisiyle başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Bugün Ankara'da Anka Mall'dayız. Kasım ayında İstanbul'da Galata Kulesi'nde olacağız ve Aralık ayında ise İzmir'de Saat Kulesi'nde bu muhteşem mapping gösterilerini sergileyeceğiz ve yıldızlarımızı elinden alır. Kimileri paylaştıkları değerlerden, kimileri de birbirlerine gösterdikleri sevgiden, saygıdan, fedakarlıklardan. İşte Kore-Türkiye kardeşliği bütün bu dostluk değerlerinin üzerine kurulmuştur. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 10. yılını kutluyoruz. Ve bu köklü kültürün hayatımıza kattığı birçok zenginliği tanıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Şu anda hem Ankara'da alanımızda bizlerle birlikte olan kıymetli izleyicilerimize ve ekranları başındaki bizleri takip eden sevgili izleyicilerimize diyoruz ki bugün sizlerle birlikte İki ülkenin yüzyıllardır süren ebedi dostluklarını güçlendirmek için bir arada bulunuyor ve bu muhteşem gösteriyi siz değerli konuklarımıza gururla sunuyoruz. Evet, bu özel ve anlamlı gecede şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Kore Kültür Merkezi Müdürü Sayın Ki Hong Park'ı şimdi alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Merhaba. Merhabun, ban갑습니다. 투터키 한국무라운장 박희영입니다. Merhaba, ben Kore Kültür Merkezi Müdürü Park Ki-ho. 투터키 한국무라운 개원 10주년을 맞아 개최되는 미디어 파트너들 행사에 참여해 주신 알리 알리 아이바 전후 문화 관광 앙카라 지청장님, 티무르 귤테킨 앙카라 대학교 언어교육원 원장님, 그리고 안병진 한인 회장님, 앙카라 한인 회장님 등 귀빈 여러분, 그리고 문화원 가족 여러분 반갑습니다. Kore Kültür Merkezi'nin 10. kuruluş yıl dönümü etkinliği kapsamında hazırlanan mapping gösterisine katılan Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Ali Ayvazoğlu, Ankara Tömer Müdürü Sayın Timur Gültekin, Ankara Koreliler Derneği Yöneticisi Sayın An Byon Jin, Hallyu hayranları ve Kore Kültür Merkezi ailesi hepiniz hoş geldiniz. Ya bu, 양국간 우호 중진한테 기여해 왔습니다. Kore kültürünü Türkiye'ye tanıtmak ve iki ülke arasındaki kültürel alışverişi desteklemek amacıyla 13 Ekim 2011'de kurulan Kore Kültür Merkezi sadece Ankara'da değil Türkiye genelinde de aktif olarak faaliyetler yürüterek Kore kültürünün tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır. Murangur'da는 한국어, 서예, 태권도 그리고 한식 강좌를 진행하고 있으며 상황에 맞춰서 한국 무용, 그 다음에 가야금 등 다양한 강좌를 준비하고 있습니다. 그리고 전시, 한국 영화 상영회 등 K-POP 아카데미 등 다양한 문화 행사를 통해서 터키 여러분, 터키 국민들에게 알려주고 있습니다. Kültür Merkezi Korece, Kore yemekleri, tekvando, kaligrafi ve baduk dersleri vermeye devam etmekte ve Kore geleneksel müziği, dansı, K-pop, hanbok gibi kurslar sunmaktadır. Sergiler, Kore film gösterimleri ve çeşitli performanslar ile sizlere Kore kültürünü tanıtmaktadır. Hanbok'a Türkiye, Hanbok'un bunaklığından aynı, çönçi, çönde, modun bunyalı, 긴밀한 관계를 맺고 있으며
양 국민들에게 형성된 형제의 나라라는 인식은 양국간의 아주 밀접한 관계로 이루어져 있습니다. Sadece kültürel değil, siyasetten ekonomiye kadar her alanda yakın ilişkilere sahip olan iki ülkenin birbirini kardeş ülke olarak görmesi, ikili ilişkilerin gelişmesinin temelini oluşturuyor. Türkiye Anglo Müramon 개원 10주년을 맞아 전통과 현대, 순수 예술과 문화 산업이 결합된 고품격 한국 문화 행사를 통해 터키인들에게 더 큰 감동을 안겨주었으면 합니다. 오늘 진행되는 미디어 파스타드 행사는 한국과 터키 양국의 우호적 관계가 발전적으로 진행되어 왔던 과정을 3D 영상으로 제작한 것입니다. 빛, 디지털, 상호작용으로 펼치는 거리의 예술을 마음껏 즐겨주시기 바랍니다. Türkiye'de Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 10. yıl dönümünü kutlarken gelenek ve modernliği, güzel sanatlar ve kültür endüstrilerini birleştiren yüksek kaliteli Kore kültürel etkinlikleriyle Türkiye halkını etkilemeyi umuyoruz. Bugünkü mapping gösterisi Kore ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişiminin 3 boyutlu bir video projeksiyonudur. Işık, dijital ve etkileşimiyle ortaya çıkan sokak sanatının tadını çıkarmanızı umuyorum. 문화와 예술을 통한 공감만큼 강력한 소통은 없다고 생각합니다. 그동안 이룩한 성과를 바탕으로 양국 국민의 서로의 문화를 마음으로 이해하고 진정한 문화 교류를 통해 모두가 행복해지도록 줄 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 감사합니다. Kültür ve sanat yoluyla yapılan empatiden daha güçlü bir iletişim olmadığını inanıyorum. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılara dayanarak her iki ülke insanlarının da birbirlerinin kültürlerini yürekten anlamalarına yardımcı olmak ve içten kültürel alışverişle herkesi mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok teşekkürler. Buna göre cümcünün ve 2011년 10월 13일 설립된 문화원은 여러분들의 사랑을 넣는 가운데 앙카라와 앙카라 외에도 Toki çocuğun tesadüfü ise halbari hatalı olmuş. Kıymetli kültür müsteşarım, değerli hocalarım, büyükelçiliğimizin kıymetli çalışanları, kıymetli misafirler, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ni Kore Kültür Merkezi'nin 10. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sizlerle bir aradayız. Öncelikle 71 yıl önce vatan savunmasında Kore halkını yalnız bırakmayan ve Kore'de şehit düşen Türk evlatlarını rahmetle anarken Kore gazilerimizi de şükranlarımı ifade ediyorum. Coğrafyalar birbirine uzak olsa da 71 yıl önce Kore Savaşı'nda atılan dostluk tohumlarını karşılıklı vefa ve sevgiyle besleyerek hala devam etmesini sağladığımız için bugün burada huzurunuzdayız. Kore halkının kendisine has kültürünü ve geleneklerini bizlerle paylaşarak karşılıklı kültürel etkileşimi sağlamış olmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor. Kore Kültür Merkezi açılışının 10. yılını kutluyor. Nice yıllara dostluk ve sevgiyle bir arada olmayı diliyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'le bir araya gelen Sayın Noh Moo-yeon, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ilk Kore Cumhurbaşkanı oldu. 2007'de ise Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümü iki ülkede coşkuyla kutlandı. ...2010 ve 2015 yıllarında sırasıyla Seul ve Antalya'da gerçekleşen G20 zirvelerinde Kore ve Türkiye Cumhurbaşkanları önemli konuların konuşulduğu platformlarda bir araya geldi. Kore kültürünü, dilini ve geleneklerini başkentimize taşıyan Kore Kültür Merkezi 2011 yılında Ankara'da kurularak halkımızla buluştu.
2019 yılında ise Yunus Emre Kültür Merkezi Kore halkına Türk kültürünü ve geleneklerini tanıtma amacıyla Kore ofisini açtı. ...2011 yılında Kore'nin ünlü voleybolcusu Kim Yong-kyung, önce Türkiye'nin profesyonel voleybol takımı Fenerbahçe'de, sonra da Eczacıbaşı'nda olmak üzere uzun yıllar sahalarımızda boy gösterdi. Bu sonuncu Dünya Kültür Exposu düzenlendi. 2013'te ise ilişkilerde büyük bir adım olacak Kore-Türkiye Serbest Anlaşması imzalandı. Yine 2013 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından New York'ta gerçekleşen MIGTA Kongresi'nde Kore ve Türkiye, Meksika, Endonezya ve Avustralya'nın da katıldıkları toplantıda bir araya geldi. İstanbul'un incisi Boğaz'ın altından Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 2016 yılında Kore ve Türkiye işbirliğiyle inşa edildi ve iki ülkenin gururlu haline geldi. Koreli küçük bir kızla bir Türk askerinin duygu dolu hikayesiyle tanıştırdı. Yine 2017'de Türk eğitim müfredatına ikinci yabancı dil olarak Kore dili seçildi. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 10. yılını kutluyoruz. Ve artık gerek K-pop, K-drama gibi Kore popüler kültürünün vazgeçilmezlerini, gerekse de leziz Kore yemeklerini, sağlık deposu kimchi'yi, geleneksel Hanbok Kore kıyafetlerini, Kore mimarisini, Dokdo Adası gibi doğal güzelliklerini ve bu köklü kültürün hayatımıza soktuğu daha birçok zenginliği tanıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu iki köklü ülkenin asırlardır süren yol arkadaşlığının geleceğe taşınması ve bu güzel dostluğun her gün daha da güçlenerek devam etmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.